Saçlar. Çok kaba. Makyaj. Saçların çok kaba. Kıyafetlerin agresif. Yani hep koşturuyorsun oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Acelenle anlamıyorum ki biraz böyle zarif ol, biraz şirin, kırılgan. Ne gibi? Flamingo. Hah, aferin. Flamingo. Ne bu ya? Hı? Ne bu hal? Asena Hanım flamingo tarzında gelmemi istedi kendisi. Ben de o şekilde geldim. Olmamış mı? Olmuş mu? Sabır. Sabır. Allah Allah, olmaz mı ya? Yani arka taraf biraz kabarmış gibi. Hı? İzninle. O bastırma. Pardon. Of. Yiğit Bey mi hazırladı seni? Yo, aramız limonlu biraz, normal. Ağzını aç. Hı? Ağzını aç da. Aa. Hop hop. Hop hop. Onlar gerçek ya. Allah Allah. Değil mi? Böyle çıkmayacak. Sen tuvalete git, kendin yap. Bitir ama, tamam mı? Bitsin. Hı. Ne diyecektim? Küpeleri Bülent Hanım'a giriver. Ne diyecektim ben ya? Bir kafanı kaldır. Dur. Yavaş yavaş oldu. Tamam, tamam. Ya saçımı toplamıyorum ama. Tamam, tamam. Aa, yavaş yavaş. Evet. Bir şey eksik sanki. Vay 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 vay. Ben bana kurban olayım. Çaya bak. El hareketi yapma. Bakayım. Bu işte ya, kurcalama, bırak yani, hiç şey yapma. Vallahi ben bir fark göremiyorum. Bu daha güzel ya. O çiçek. Bıyıklı mıyıklı ama daha güzel. Şok, şok ve şok. Az önce kendi kulaklarımla duydum. Yiğit Bey Cengiz Tarhan'la görüşecekmiş. Vay be, gerçekten mi? İnanamıyorum. Çok meşgulmüş. Kim? Ama Yiğit Bey onu ikna etmiş. Ünlü mü? Ünlü mü geliyor? Aktarmalı uçuyormuş ve yalnızca bir saatlik vakti varmış havaalanında. İşte Yiğit Bey tam da bu bir saat onunla görüşecek. Ve eğer ikna edebilirse 20. yıl sayımızda kapak fotoğrafımızı Cengiz Tarhan çekecek. Olaya bak ya. Abi o adam yani çok zor adamla çalışıyor. Yani herif bayağı primadonna mevzunun. Çeker mi ki? Ya bu adam bu kadar meşhursa niye aktarmalı uçuyor İstanbul'dan Paris'e? Ben onu anlayamadım. Çok heyecanlı değil mi? Yani Yiğit Bey sayesinde şu an... Hey! Tamam. Tamam, abartmayın. Cengiz Tarhan'la ilgili sunum dosyası kimdeyse derhal yollasın bana. Evet, bizdeydi dosyalar. Hemen geliyor. Vera? Arabayı da hazırlatın. 5 dakikaya aşağıdayım. Yiğit Bey, şoförü matbaaya yollamıştık. Nasıl yapsak? Aranızdan birini seçin o zaman. Onu da ben mi söyleyeyim? Esaslı adam. Aramızdan biri kurban. Arkadaşlar, birimizin götürmesi gerek. Hadi uzatmayın. Gönüllü var mı? Vallahi Neşe Hanımcığım, ben sizi geri çevirmek, sizi kırmak istemezdim ama... ...çayı yeni koydum. Benim şeyleri halletmem lazım ama. Aynen. Bizim Excel dosyaları falan çok yoğun, çok yoğun. Ay evet, var yani. Zaten... Burası yırtılmış mı senin? Yine mi ya? Hadi canım. Çıktı! Efendim çıktı! Vallahi çıktı! Bir gönüllü çıktı! Yok, olmaz. Ben elimi kaldırmadım. Ne olur, hayır. Deniz, uzatma. Denizciğim. Biz arkandan su dökeriz. Böylece çabucak gider gelirsin. O zaman ben gideyim bir küçük su hazırlayayım. Ya. Ne oldu? Limoniydin Yiğit Beyciğimle. Git düzelt aranı işte ya. Daha ne istiyorsun? Git. Sana mı düştü? Ha? Sana mı düşüyor? Düşmüyor. Yine mi sen ya? Ya işte herkesin işi çıkınca ihale bana kaldı. Yani bu özel görevin şerefine nail oldum. Ehliyetin var mı bari senin? Yok. Var, şaka yapıyorum hem de gerçek ehliyet. Baba ehliyeti derler ona çünkü baba öğretmiştir. Babam bana çok iyi araba kullanmayı öğretti. Hatta çok eğlenceli öğretti, biliyor musunuz? Şimdi bir anımız var böyle, gidiyoruz. Evet. Yiğit Bey, Sabiha Gökçen'e gidiyoruz değil mi? Ha? İstikamet karşı, ha? Ne yaptın ya? Ne oldu? Sen nasıl bir kızsın ya? Bizim Atatürk Havalimanı'na gitmemiz lazım. Burada ne işimiz var? Ben Sabiha Gökçen mi diye sordum size. Kaç kere sordum. Hiçbir şey söylemediniz. O yüzden yola girdim ben. Ya tamam konuşma. Dön bir yerlerden hadi dön. Siz hiç merak etmeyin. Benim arkadaşlarımdan biri taksi şoförüydü ve ben bütün ara sokakları, kestirme yolları hepsini biliyorum. Sıkı durun. Açın yolu kardeşim. Ne bekler orada? Aç yolu. Biliyorum dediğin yol bu mu? Soktun bizi trafiğin tam ortasına. Biliyorum, normalde açık olması gereken bir yol burası. Muhtemelen bir şey oluyor, bir kazı çalışması var, bir şey var ileride. Kaza da olmuş olabilir. Normal insanlar gibi çevre yolundan gitseydik başımıza bu gelmeyecek. Ben baktım, ona da baktım Yiğit Bey. Çevre yolu kırmızı görünüyordu, sahil yolu yeşil görünüyordu. Şu anda kırmızıya doğru gidiyor, evet. Al işte. Asistanı da açmıyor. Cengiz Bey'in asistanı mı? Basma kornaya, basma. Sanki sen kornaya basınca her şey güzelecek. Sağımız, solumuz, her yerimiz araba. Ne yapıyorsun ya? Ben asistanla ulaşamıyorum. Siz bir şekilde ulaşmaya çalışın, olur mu? Kendisini arayın, asistanını arayın. Bir şekilde ulaşın. Ne var? Sana demedim. Tamam, kapattık, konuşacağız. Ne diyorsun ya? Yiğit Bey, bana güveniyor musunuz? Hayır. Tamam o zaman. Ben de gelin. 300. 70. 300. 80. 300. 90. 300. 120. 300. 150. 300. 250. 300. 275. 300. 300. Tamamdır, anlaştık kaptan. Çok teşekkür ederiz. Biz bir kenarda kıvrılır dururuz. Siz hiç rahatsız etmeyin. Sağ olun. Nasıl? Ne saçmalıyorsun sen yine? Çok güzel yetişeceğiz işte Yiğit Bey. Bana bak. Beni hiçbir kuvvet buna bindiremez. Kaptan biraz daha hızlı lütfen. Tamam. Ama işte. Otur şöyle. Bir de seninle uğraşmayayım. Şirket arabasını aldırdın mı? Evet. Bulutlar ne kadar güzel değil mi? Küçükken bulutlara bakıp onları şekillere benzetmeyi çok severdim. Hala seviyorum. Bir arkadaşımla. Aa, bak Deniz. Bu bulut bizim olsun mu? Olsun. Bizi hep takip etsin. Geldik, yanaşıyoruz. Güzel. Uçağı rötar yapmış. Havalimanı yakınlarında bir kafedeymişim. Oraya gidiyoruz. Dua et bir sorun çıkmasın. Daha fazla berbat etmeyi istemiyorum. İçeri bile girme. Şşş. Yiğit Balcı ben. Biraz karışık bir gün oldu. Umarım çok bekletmedim sizi. Şu sizin yöntem sektörde çok konuşuluyor. Bir de ben deneyeyim bakayım. Evet. 3 dakikanız var Yiğit Bey. Gitsem mi? Gireyim. Kızar. Vallahi kızar mı? Ha, gideyim mi? Biri bir şey söylesin ya. Yani olmaz. Onlar 2 insan. Evet, onlar 2 medeni insan. Onlar halleder. Sen gitsen de hiçbir şey değişmez. Gideyim mi? Bir işaret, bir yerden bir işaret. Ne olur gideyim mi? İşaret yok. Tamam. Kısacası hem derginin hem de sizin yararınıza olabilecek bir proje. Ben 20. yıl özel sayımız için inanılmaz heyecanlıyım. Birlikte güzel bir iş başarabileceğimize inanıyorum. Şimdi güzel anlatıyorsunuz da derginin gidişatı pek iyi değil. Değil mi? Sektördeki herkes bunu konuşuyor. Ben bu kadar sıkışık programım arasında sana vakit ayırıyorum. Sen tam 55 dakika beni bekletiyorsun. Yiğit Bey, derginin neden bu hale geldiği belli. Bir laf vardır, bilir misiniz? Balık baştan kokar derler. Açıkçası bana yaklaşımınız biraz amatör geldi. Ha, ben senin gibi bir amatörle çalışır mıyım? Yani. O zaman size profesyonel hayatınızda başarılar dilerim Cengiz Bey. Her zaman beklerim. Benim yüzümden. Stajyer? Evet. Ben. Kendisinin stajyeriyim. Her şey benim yüzümden. Kendisi disiplinli ve sorumluluk sahibi bir insan olduğu için benden bahsetmedi. Ancak ben gelirken kendisinin şoförlüğünü yaptım ve yanlış yollara girdim. Bu yüzden biz geç kaldık. Ben özür dilemek istiyorum. Bütün şirket adına özür. Ben sana sakın gelme demedim ben. Bir dakika lütfen Yiğit Bey. Lütfen, gerçekler bunlar. Kendisi asla böyle bir insan değil. Gerçekten çok saygılıdır. Bizim genel koordinatörümüz. Sizin de bildiğiniz gibi asla... Sus! Ama lütfen. Bu iş için çok çalıştı. Gece gündüz çalıştı, çok önemli. Bana güvenin. Stajyer! Çık dışarı. Çok özür dilerim beyefendi. Hemen hallediyorum, hemen getiriyorum beyefendi. 1 dakika. Frambuaz. Yok değil. Ahududu. Yiğit Bey. Böyle çok daha tatlı oldunuz. Küçük hanım, çok samimi geldiniz bana, işten geldiniz. Beni bile bedavadan güldürdün. Bana bak. Kabul ediyorum. Hanımefendiden dolayı. Ne? Ben şimdi Paris'e yetişmem gerekiyor, toplantım var. Uçağı kaçırmayayım, tamam. Hadi sonra görüşürüz. Başarı ya. Teşekkür ederim. Gerçekten. Bu kadar aciz, bu kadar beceriksiz olmak bir başarı. Bana seni kovmamam için tek bir sebep söyle. İşi aldık. Öyle mi? Ben zaten zamanında buraya gelebilseydim bu işi alacaktım. Duydun beni? Alacaktım bu işi. Bu şaklabanlıkların da hiçbiri yaşanmayacaktı. Ya bütün intivamı mahvettin. Özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Bak. Ben en çok kimler harcarım biliyor musun? aptal gibi didinip duran ama hiçbir işi beceremeyenlere, yani senin gibilere. Taksi. Masla. Abi trafik var. Kestirme bir yoldan götüreyim mi sen? Çevre yolundan. Dur! Ben nasıl insanları acıyorum biliyor musunuz? Sürekli her fırsatta insanları ezip aşağılamaya çalışan insanlara çok acıyorum gerçekten. İnsanları dinlemeyen insanlara çok acıyorum. O yüzden şu anda size çok acıyorum. Gerçekten çok acıyorum. Sabiha Gökçen'e mi gidiyoruz dedim. Defalarca sordum. Karşıya mı geçiyoruz dedim ama cevap vermediniz. Neden? Neden? Çünkü beni hiç dinlemiyorsunuz. Tek yaptığınız şey saygısızca davranıp beni aşağılamak. Alo, Buket. Ben de sizle gezeceğim. Otelin önündeyim. Tamam. Deniz, Yiğit Bey nerede? Gelmiş olması gerekiyordu. Buradayım. Bir yengeğini. Ne yaptınız Yiğit'ciğim? İşe aldık. Oh, harika, süper, mükemmel. Bravo, bravo. Herkese 9 puan. 9 puan. Tabii o bir puan nerede kaldı diye soracaksınız. O da yarın burada vereceğim partide. Hani alkış? Ne alkış meraklısı bir şirket. Anladınız mı? Anlatabildim mi? Cemal, anladın mı? Kaçmak yok. İşte haklı olduğumun bir kanıtı daha. Tam 12'den vurdum Buket. Hadi. Cemal, Asena'nın oğlu. Asena mı? Şu meşhur partilerinizle ilgili ne düşündüğümü biliyorsunuz sanıyorum. Biliyorum Yiğit'ciğim, biliyorum. Ama bak ne güzel kutlayacak bir şeyimiz var değil mi? Hem akşam seninle iş hakkında çok önemli şeyler konuşmam lazım. Onun için ısrar ediyorum. Kırmazsın beni değil mi? Ha? Ayrıntıları köftecide konuşacağız. Ben önden gidiyorum atlık yapmaya. Sen gelirsin. Denizciğim, mailine 8 makale yolladım. Yazım hatalarını kontrol edip en hızlı bir biçimde bana geri dönmeni istiyorum. Ne kadar hızlı döneceğim? En geç yarın sabah. Merak etme, merak etme. Çok bir şey değil. 20.000 kelime o kadar. Ve biz bunu her gün yapıyoruz. İyi geceler. Efendim Zuzu? Nasılsın Zuzu? İyi misin? Hiç iyi değilim Zuzu. Şu anda karaya vurmuş bir deniz aslanıyım adeta. Sen ne yapıyorsun? Ya ben de spor salonundayım şimdi. Üyeliğimi yeniliyorum ama canım spor yapmak istemiyor hiç. Buluşsak mı? Of keşke ama nerede? O kadar çok işim var ki. 20.000 kelime. Çok fazla değil. Her gün yaptığımız şey. Anladım. Yalan oldu yani. Aynen öyle. Yani bitirebileceğimi zannetmiyorum ama bitirirsem belki ev. Belki evde buluşuruz. Tamam mı? Tamam hayatım. O zaman öyle yaparız. Tamam, bay bay. Öptüm. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.